Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün de çok güzel konuklarımız var. Güzellikten bahsedeceğiz. Anlayarak hızlı okumadan bahsedeceğiz. İlk konuğum güzellik ve mikroblading uzmanı Gül Hekim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Ediyorum. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Sayenizde böyle stüdyomuz bir enerji doldu. Teşekkür <laughs> ediyorum. Benim için de öyle oldu. Ee, mikroblading kaş nedir? Mikroblading kaş kişideki seyrek ya da az olan kaşlarımızı daha formunda daha böyle canlı ve dizaynı düzgün görülmesi için yapılan mikropigment dediğimiz epidel dokunun üstüne işlediğimiz minik mikroblading işlemi. Peki herkes yaptırabilir mi bunu? Herkes yaptırabilir mi? Cilt yapısına da bağlı. Bir de kişinin kullanma şekline bağlı. Çok fazla hani hatları olan veya daha böyle hani net bir ifade istiyorlarsa pudralama seçiyorlar. Daha seyrek böyle hani var olan kaşlarını tamamlatmak isterlerse mikroblade'inki yaptırıyorlar. Peki genelde böyle sizin uygulamalarınız hep doğal mı olsun istersiniz? Yani kaşlar doğal görünümünden çok fazla çıkmasın ya da önerirsiniz. Ee, hani bir belli kalıplaşmış şekilde değil de daha çok kişinin yüzünü hani ifadesini ortaya koyacak. Ee, onu böyle çok... Yapmacık göstermeyecek şekilde mi e, öneriyorsunuz? Doğal olmasını tercih ediyorum. Şu an şu dönemlerde kullanılan boyalar, su bazlı boyalar. Ee, ben de yıllar önce tabii ki kendime yaptırdım. Şu an belki biraz koyu görünebilir ama e, bir sene bir buçuk sene gitsin, doğal bir şekilde var olan güzelliğini tamamlarsa kişilerin bu kişilerde daha olumlu bir şekilde yansıyor. Ama burada e, bir başkalarının kaşlarını istedikleri zaman hani farklı görsellerde o bizde olmayabiliyor. Çünkü bu bir kıyafet değil. Evet. Ee, yağ bazlı boya değil. Tabii ki bir sene bir buçuk sene kullanıyorlar ve tekrar bu gidiyor. Ya Zaten Türkiye'de şöyle bir şey var. 4-5 tane orijinal e, pigmentler var. O pigmentlerde dönüşüm en çok müşterilerin korktuğu, danışanlarımızın korktuğu renk değişimi olur mu? Evet. Olmaz. Eğer pigment su bazlıysa kalite olarak ee, uzman kullandığı e, üründen eminse asla böyle bir şey olmaz. Bir de kişi e, neyle geliyor? Ya yağlı boya şey mi? Yani cildi yağlı mı, kuru mu? Ona göre de uzman e, pigmenti ayarlarsa hiçbir problem olmaz. Peki e, kalıcılık süresi ne kadar? Yani kişiden kişiye göre değişir mi? E, yoksa işte şu kadar süre durur? Cilt yapısı durum. burada çok önemli. Yani Tuvalimiz canlı deri. Yani evet. bir, bir kumaşın üstüne biz işlem yapmıyoruz. İster istemez nasıl hepimizin damak zevki farklıysa ten de böyle. Yani kimilerinde bir sene kalıyor, kimilerinde yani bir buçuk sene kalıyor. Özellikle 40 yaş sonrasında pigmentler daha çok kalıyor. Çünkü hücre yenilenmesi azaldığı için ha, onlar da daha fazla kalabiliyor. Evet. Peki kimler yaptıramaz bu işlemi? Ee, egzema hastası olanlar sedef hastası olanlar ee, roza hastalığı olanlarda genelde deri altında sulanma olduğu için ee, mikroblading kalmıyor. Ben yıllarca hekimlerimizle çalıştığım için güzellik uzmanıyım. Kendilerinden çok fazla e, tecrübe elde ettim. O yüzden cilt yapısını çok iyi analiz edebiliyorum. Gelen danışanlarımıza da zaten bunu söylüyorum. Mikroblading çok doğal duruyor. Ben kesinlikle ...farklı bir işlem istemiyorum diyorlar ama... ...yani ekranda anında görülen... ...yapılan işler önemli değil. Önemli olan bir hafta sonra... ...bir ay sonra... ...aylarca doğal kullanabilecek misiniz? Önemli olan bu. Yoksa e, bizlerin e, paylaştığı... ...ekranlardaki... E, ...her şey çok güzel duruyor. Ama bir adımdan sonra... ...mikroblading tel tel... ...zaten görülmüyor ki. Evet. Yani doğallık size yakışandır zaten. Evet. Yani... Estetik bir görünüm dediğimizde bazen şöyle de bir şey oluyor. Yüzün doku deformasyonu da değişiyor burada. Çünkü altın oran e, evet, ölçüm. Evet onu da soracaktım. Son evet. zamanlarda çok duyuyoruz altın oranla e, ölçüm. Nedir bu? Altın oran ölçüm kişiye özeldir. Yani benim kendi tekniğim tabii ki yılların içinde pekiştiği için hekimlerimizin yanında yıllarca asistanlık da yaptığım için onlar e, işlem yaparken hani botoks neden yapılıyor? simetriyi falan düzeltmek için yani kişinin yüz kemik iskelet sistemi burada benim için önemli. Siz kiloda alabilirsiniz, kiloda verebilirsiniz. Yüzünüz değişir. Çünkü yaş aldıkça yüz şekli neden değişiyor? Çünkü buradaki yağ dokuları aşağı doğru inmeye başlıyor. Evet. Yer çekimi Yer çekimine var. var. Ama benim için en önemli şey yüzün iskelet sistemi burada önemli. Çünkü ben yıllarca botoks yaptırmıyorum. Benim yüzümde ...botoks dolgu yok... ...sadece burnumda bir estetik var... Maşallah. Yani. <laughs> ...teşekkür ediyorum... ...yüz masajıyla beslenme düzeniyle... ...bu işleri yaptırıyorum... ...ama yağ dokularım şakaklarda boşaldığı için... ...ister istemez kaşlarım yana düştü... Hmm. ...yana düşüp... ...bu göz kapakların altındaki... ...herkesin metabolizması... ...farklı çalıştığı için... ...oradaki yağ dokuları da gidince... ...kaşım biraz daha aşağı düştü... ...yani bunu yapan uzmanın... ...işleme başlamadan önce... Danışanına eksiği artıyı bildirmesi gerekiyor. Anında kaşlar çok güzel olabiliyor ama gündelik hayatında nasıl kullanacak? Önemli olan bu değil evet. mi? Evet. Peki erkekler de yaptırıyor mu? Evet, erkekler de yaptırıyor. Erkek danışanlarım da çok fazla. Ee, ya bu tip işlerin erkeği kadını bence. Evet. Peki var. arasında bir fark var mı mesela? Arasında yaptıklarımızla... tabii ki fark var. Kadın veya hani böyle hatları daha kalın veya keskin oluyor. Erkek mikrobladinglerde veya altın oran ölçümlerde keskin olmuyor. Şey farkı da olabiliyor ya ölçüm farkı da olabiliyor. Çünkü daha kemikli olduğu için erkek yüz kemik sistemi yani tamamıyla birazcık demeyim de yani yüzde 60, yüzde 70 diyebilirim. Uzmanın bilgi ve becerisi burada. Kesinlikle çok önemli. ...daha sonra da cilt yapısıyla pigmentle alakalı. Ee, az önce pigmentlerden bahsettiniz. Neye göre ayarlıyorsunuz pigmentleri? Neye göre ayarlıyorum? Cilt yapısına göre ayarlıyorum. Eğer cilt sıcaksa soğuk pigment uyguluyorum. Eğer soğuksa sıcak pigment uyguluyorum ki... ...tam zıttı ne kadar su bazlı olursa olsun... ...A olursa olsun cilt yapısını bilmeden... Bence deriye işlem yapılmamalı. Tabii ki bizler hekim değiliz. Epidel dokuya yapıyoruz, uyguluyoruz ama e, ilerleyen günlerde deri çok sürpriz bir e, doku. Baktığınız zaman anlayabiliyor musunuz? Evet bu deri kuru ve... E... Kesinlikle baktığım zaman anlayabiliyorum. Dokunduğum anda anlayabiliyorum. Çünkü ben yıllarca insanların yüzüne bakıyorum. İşin enteresan tarafı. Yani yüzüne bakıp gözlerindeki enerjiden kalbini bile okuyabiliyorum. Çünkü artık hedef odaklı olup da yıllarca yüzlerine baktığın zaman mesleki deformasyon da oluşuyor böyle. Evet. Önceden o ince ince kaşlar falan vardı. Şimdi artık kalınlaştırmaya başladık değil mi? Hı hı. Son zamanlarda bu daha çok rağbet görmeye başladı. Siz bu konuda <laughs> ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bence kaş kişiye yakışandır. Kaşın bence modası olmaz. Neden olmaz? Yanlış uygulamaları bir yaptırıp bir sildirmekten dolayı da Silme e, diye bir şey var mı bu arada? Ya, Yanlış yapıldı hmm, ya da işte beğenmedik, yüzümüze yakışmıyor. Lazerle siliniyor bildiğim kadarıyla ama lazerle silinirken de kaşların üzerindeki var olan kıllar gidiyor. Ya. Boya giderken kıllar da gidiyor. Yani net bundan eminim. Çünkü ben yıllarca hekimlerimizle çalışırken cilt bakım ve lazer epilasyon uzmanıydım. Lazerin asıl amacı nedir? Kılı yok etmek. Bir de şöyle bir şey var. Ee, kaş aldırmak istiyorum ama siz lazerle kalıcı yapıyorsanız e, geleyim diyorlar. Ama lazerle altın oran kaş ölçümü yapılmaz. Çünkü deri altına verilen ışın diğer kıl köklerine de zarar verdiği için e, haftalar ve aylar içinde sizin kaşlarınızın formu gider arkadaşlar. Lazer iyi bir uygulama ama e, alın bölgesinde özellikle kaşın formu gidiyorsa bir anlamı yok. Bence ayda bir kaş aldırmalısınız diye düşünüyorum. E, mesela size işte microblading işlem danışanlarınız yaptırmadan önce herhangi bir ciltlerine bir şey uygulamaları gerekiyor mu? Yani e, solaryuma bakım. solaryuma girmemeleri gerekiyor Hı -hı. birkaç gün önceden. Kan sulandırıcı kullanıyorsa kullanmaması gerekiyor. Çünkü kanı e, hızlandırıyor. Kafein tüketimini sigara e, olarak bir iki saat önceden çünkü kalını e, hareketlendirdiği için Hı, deriye evet. hassasiyet kazandırıyor. Bunları istemiyoruz. Ağrı eşi e, tok karnına gelmeleri gerekiyor. Zaten sözünüzü kesiyorum bu tür e, zararlı e, şeyler her türlü e, zarar yani sadece mikroblading için değil. E, ...zararlıdır. <laughs> Bundan bahsedelim de... sigaradan falan bahsettiniz... ...az önce. Onu uyarayım istedim. Evet. E, tabii buyurun. ki vücutta... ...şöyle bir şey var. Neyle beslenirsen... E, ...canlı bir organdır. Vücut bir mekanizma. Ne evet. yersen ona dönüşürsünüz. Ben 16 yıldır spor yapıyorum. 42 yaşındayım bu arada. Çok güzel maşallah. Ama neyle beslenirseniz onunla hani var oluyorsunuz, bütünleşiyorsunuz. Kendinizi toprak gibi düşünün. Anlık böyle bir şey olduğunda hani benim arkadaşımın bir sene bu kaşı gitti, ...iki sene gitti. Benim neden bir sene de? Ama sizin evet. cilt yapınızdaki beslenme düzeniniz, cildinizdeki hassasiyet, bu yağ bazlı bir boya değil ki siz teninizi kaliteli bir şekilde beslerseniz o orada kesinlikle kalır. Evet. Eğer kaliteli bir şekilde beslenmezse e tabii ki nereden baksanız 9 ay bir sene sonra çıkacak. Ha, burada da şey de var firmaların artık kalıcı bir pigment yapmama şekilleri de var. Çünkü çok uzun. Tekrarı olsun diye tabii mi? ki. o evet. Artık değişti yani ben 2007'de yaptırmıştım. Artık demek ki onlar da kendi pazar paylayını düşünüyorlar diye düşünüyorum. Evet çok enteresan. Eskiden daha, daha uzun kısa gidiyordu. sürsün diye. Evet. Peki ben bazı kaşları mesela işte sizin kaşınız gibi işte siyah ya da işte gri gibi görebiliyoruz. Ama bazısı böyle bordo bordo duruyor. Neden? Onun ne farkı Deri var? Deri canlı bir dokudur. Altındaki yansıma yani burada bir dıştan bir makyaj yaptığımızda bile kimilerinde öğlen bitiyor mesela makyaj tutmuyor. Deri altındaki kan, su, hiyonik asit dediğimiz deriyi canlı kılan... O boya'yı kabul etmediği zaman derinin altından bir ruj sürdük diyelim, pigment olarak bunu işlemiyoruz ama sizi de kırmızı duran bende borda kalabiliyor, derinin yansıması bu. Grileşmesinin en büyük sebebi de birazcık şey var. Bulundukları ortam, gün ışığı dışarıdan yaptığımız işlem bu. Sonuçta bizim derimiz değil bu. Gün ışığı daha farklı renk gösterir, floresan lambalar daha farklı gösterir ama bunun en doğal şeyi gün ışığı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica Ayaklarınıza ederim. sağlık. Çok İnşallah yine ederim. sizi burada görmek isteriz. İnşallah. Ben de isterim. Teşekkürler. Siz VTR'mizi izlerken biz de stüdyo konuğumuzu davet edelim. Hızlı okuma, odaklanma ve fotografik hafıza teknikleri nedir? 6 aşamalı fotografik hafıza teknikleriyle online yabancı dil programının avantajları neler? İngilizceyi akıcı bir şekilde öğrenmek mümkün mü? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını hızlı okuma ve fotografik hafıza teknikleri öğretmeni Seçil Türkmen anlatacak az sonra. Müzik Tüm hızımızla devam ediyoruz. Hızlı okuma, fotoğrafik, e, hafıza teknikleri evet. öğretmeni Seçil Türkmen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Harikayım. Sizler nasılsınız? Biz de Çok şükür. Ee, evet. Anlayarak hızlı okumadan bahsedeceğiz ama önce sizi evet. bir kısaca tanımak istiyoruz. Adım Seçil Türkmen. Anlayarak hızlı okuma, hızlı algılama. Yani odaklanma ve konsantrasyonla birlikte fotoğrafik hafıza teknikleri öğretmeniyim. Evet. Özellikle yabancı İngilizce, yabancı evet. dilde değil mi bu konuda daha evet. uzmansınız? Evet. Şimdi fotoğrafik hafıza teknikleri eğitimini 7 yıldır vermekteyim. Bu eğitimleri verirken işte bir görevde devam ederken bir haber dikkatimi çekti. Bu haberde şöyle söylüyordu. Türkiye'de ilkokuldan başlayarak üniversite son sınıfa kadar herkes 1296 saat eğitim almakta, İngilizce eğitim almakta ve bir bu kadar da kurslara gitmekte. Fakat e, netice itibariyle nüfusumuzun yüzde %5'i bile İngilizce konuşamıyor diye bir haber okudum. E, böyle bir haberi okuyunca çok şaşırdım sizin gibi. Ve fotoğrafik hafıza teknikleri öğretmeni olduğum için de bir araştırma yaptım çünkü bunun bir sebebi olmalıydı. Ee, bu araştırmanın neticesinde ise yanlış öğretme metotları kullanıldığını kendimce tespit ettim. Ve öğrenme metotlarına göre altı e, aşamalı fotoğraf hafıza teknikleriyle yabancı dil öğreten bir format hazırladım. Ve bu formatı e, bulunduğumuz bölgede çeşitli insanların üzerinde deneyimledik. Ve çok başarılı oldu çok o güzel. günden beri. E, bu formatta yabancı dil eğitimleri veriyoruz. Çok güzel. E, bunun öncesinde e, peki Türkçe yani bir metin okumayla alakalı e, bunu yaptınız mı? Bunu ben şuradan kendi kızlarımdan biliyorum. Evet. Çok hızlı okuyorlar. Yani şöyle e, bunun kursuna gitti. E, büyük kızım mesela işte üst satırı okurken alt satırı da okuyor. Evet. E, çaprazı da okuyor. Evet. Bir tarafı da okuyor, o tarafı da okuyor. Çok hızlı okuyabiliyor. Bunun nedeni nedir? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum: Hızlı okuma tamamen bilimsel bir metottur. 1950 yılından beri İngiltere'de başlayarak Avrupa'da ve Amerika'da bütün e, dünya ülkelerinde hemen hemen e, her ülkede okuma yazma öğrenildikten sonra hemen verilen bir eğitimdir. E, çünkü şöyle beynimizin bir öğrenme metodolojisi vardır. Bu metodoloji şöyle olur. Fotoğrafik hafıza yani beynimiz fotoğraflarla öğrenir. Aslında biz kelimeleri söylerken zihnimizdeki fotoğrafları karşı tarafı aktarırız ve kelime görmez beynimiz hep o fotoğrafları görür. Bundan dolayı beynin birinci dereceden omuz arkadaşı gözlerdir. Daha sonra diğer duyu organları gelir. Çünkü görmeyen bir kişi tamam biz fotoğraflıyoruz ama görmeyen bir kişi dünyayı nasıl görebilir? O evet. da parmak uçlarıyla görüyor değil mi? Evet. Yani görme işini bunu sağlıyor. Dolayısıyla biz burada görmenin hem dikey hem de yatay açısını yükselterek kasların göz kaslarını kuvvetlendirerek gözün sıçrama arasını yani pikstaksını hızlandırarak kişinin eskiden 2 4 6 8 kişiden kişiye değişir eee eski okuduğundan daha fazla okumasını ve daha iyi anlamasını sağlıyoruz. Ama Seçil hocam şimdi böyle evet. bir şey var ee, mesela önceden biz de sonuçta ilkokula ortaokula evet. gittik. Önceden bize böyle bir eğitimden bahsedilmedi. Maalesef. Son e, bakıyorum. Evet. Hani 10 senedeyim en fazla. 10 senedir var böyle bir e, evet. hızlı okuma tekniği. Çocukların sınavlarda çok hızlı e, cevaplayabilmesi adına evet. evet test çözüyorlar daha hızlanabilmek Hı -hı. için ama o metinleri hızlı okumak da aslında bir mesele değil mi? Şimdi her şeyin bir kullanma kılavuzu var. Okumanın da ne bileyim bardan kullanma kılavuzu var değil mi? Evet. Çamaşır makinesinin, bulaşık makinesinin. Okumanın da ve bedenimizin de bir kullanma kılavuzu var. Evet. Siz Beyninizin ve gözlerinizin öğrenmesine göre, o kılavuza göre hareket ettiğiniz zaman çok çabuk şekilde varacağınız yere ulaşabilirsiniz değil mi? Yani bir yol haritanız varsa gideceğiniz yere çok iyi ulaşırsınız. Hızlı okuma, öğrenme metotları, verimli ders çalışma, fotoğrafik hafıza teknikleri çok önemlidir. Yani bizim hayatımızda, eğitim hayatımızda çok önemlidir öğreneceğimiz e, konuyu çok kısa bir sürede öğrenmemizi sağlar. Bu evet. da bize vakit kazandırır. Evet. Siz aynı zamanda online olarak e, bu eğitimleri evet. veriyorsunuz. Evet. Nasıl oluyor peki? Ee, Yabancı çok daha... dil e, eğitimi evet. değil mi? Hızlı okuma tekniği anlayarak. Evet. Inanlayarak. evet e, online eğitimler e, şu anda öğrenmemiz e gereken çok, e, bir artık... e, durum biliyorsunuz. Kesinlikle. Pandemik dönemde ee, bir e, kriz e, ortamı yaşıyoruz ama bu kriz ortamını fırsata çevirmemiz gerekir. Evet. Aslına bakarsanız online eğitim örgün eğitimden çok daha nitelikli ve çok daha sonuç odaklıdır. Çünkü burada kaybedecek vaktiniz yok değil mi? E, tamamen karşınızdaki kişiyle e, karşı karşıyasınız ve orada e, o bilginin tamamından e, yararlanabilirsiniz. Evet. Bizim online eğitimlerimiz de bu şekilde internet üzerinden verilen, e, altı farklı şekillerde gösteren, e, biraz önce söylemiş oldum altı aşamalı fotoğraf hafıza teknikleri şablonumuz var. Hı hı. E, kişiler öğrenme metotlarını zahmet etmeden e, yeni dili öğrenirken bu şablonu e, takip ederek yeni dili çok kısa bir şekilde, e, en verimli bir şekilde diyebilirim, öğrenmeleri sağlıyor. Yani kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya... Gönderme metodu var. Bu şablon içinde aynı zamanda da sağ ve sol beyin notlarının dengeye getirici. Hem İngilizce'de hem Türkçe'de hızlı okuma ve odaklanma programı olduğu için öğrenme daha keyifli, daha nitelikli ve daha kısa sürede oluyor. Peki yaş sınırımız var mı? Bunda yaş sınırımız yok. Şöyle okuma yazma bilen herkes kendi başına bu programla yeni bir dil öğrenebiliyor. Ama e, şöyle bir şey de başımıza geldi. Bir katılımcımız hı hı. dedi ki ben dedi 5 yaşındaki çocuğumla ve birçok katılımcımızdan böyle e, şey geldi, geri dönüt geldi. İşte ben 5 yaşındaki çocuğumla... kucağıma otutturdum. Bu programla kendim öğrenirken o benden önce öğrendi. E, ve çünkü biz onlar onunla... daha çabuk kaydediyorlar aslında. <laughs> e, değil değil mi? Biz onunla... çünkü e, biz kendi ana dilimizi öğrendiğimizde okuma yazma bilmiyorduk değil mi? Ee, okula gitmemiştik ee, ve hani okuma e, dil öğrenme bir kursu da yapmadık değil mi çocuğumuza? Ee, ve biz e, doğal yöntemlerle öğrendik yani beynin bir öğrenme e, şeyi var e, stratejisi var kendi kendimize öğrendik. Evet. E, bu sistem de e, ana dilinizi öğrendiğiniz sisteme e, uygun olarak yazıldığı için çok rahatlıkla sonuca ulaşabiliyorsunuz. Peki ne kadar süreçte öğrenilebilir? Ya da şöyle söyleyeyim İngilizce evet. bilmeyen, İngilizce öğrenmeye İngilizce. çalışan yani hiç evet. İngilizce bilmiyor başlayabilir mi bu programa? Evet başlayabilir. Ee, tabii ki ee, süreç şöyle bizim tavsiye ettiğimiz süreç her gün hiç aksatmadan en az bir saatinizi vermeniz gerekiyor. Burada ders çalışma stresi yok. Bir program var kek tarifi gibi. Hani kek tarifinde derler ya işte e, yumurtayı, yumurtayı kır, kır hamuru koyar. karıştır, fırına ver derler ya. Burada e, bir yol haritası var. Sistem sizi alıyor, önce videolarla grameri öğretiyor. Grameri öğrettikten sonra cümleleri veriyor. Size cümleleri 6 kere tekrar tekrar ettirerek dil kaslarınızın ve yüz kaslarınızın İngilizce alışmasını sağlıyor. Bir süre sonra çok duyduğunuz, çok söylediniz, çok duyduğunuz, çok söylediğiniz için artık e, dilinize pelesenk olmaya başlıyor. Hani böyle bazen şey olur. E, bir şarkıyı hiç dinlediğinizi e, düşünmediğiniz halde ağzınıza bir şarkı bir pelesenk olur değil mi? Ay evet. susturmazsınız. Su, ay söylemeyeyim dersiniz tekrar söylersiniz. Evet. İşte bu beynin Bilinç arka taraftan. Mı yerleşiyor? Yes. Arka taraftan öğrenme metodu e, ve tamamlama e, şeyi vardır. Gestalt teorim vardır. Beyin kendi kendine sizin haberiniz olmadan onu sarar. Çok duymuştur çünkü ama siz algıda seçicilik diye bir şey vardır. Siz ona dikkat etmemişsinizdir ama beyin onu çok duyduğu için ezberlemiştir. Bu programda da e, öğrenmenin her türlü açısını kullandık e, ve bu açıları uyguladığımızda. İstese de istemese de kişi o cümleyle karşılaştığı zaman dilinden o cümle kendinden çıkıyor. Evet. Ama sorsanız biliyor musun deseniz pek emin değildir çünkü çok şey yapmadığı için evet. ne, test etmediği için. Kendini. Evet. Ama Seçin Hanım sizde şunu fark ettim benim evet. de bir öğretmenim vardı böyle gerçekten. Evet. Ee, karşısında e, okuma yazmayı bilmeyen daha üçe geçmiş fakat hala okuyamayan bir e, arkadaşımız vardı. Onunla böyle evet. o öğrenene kadar uğraştı, öğrenene kadar uğraştı. Evet. Galiba gerçek eğitimcilik bu, değil mi? Yani sizde evet. o e, gözünüzde o ışığı görüyorum. Öğrenecek herkes öğrenmeli, <gülüyor> <gülüyor> değil evet, mi? Aynen öyle. Beni tanıyanlar her zaman öyle söylerler. Hatta ben şöyle söylüyorum. E, ben bu dünyaya öğretmen olmak için gelmişim, öğretmek için gelmişim ve öğrenmek için gelmişim. Hakkınızda ödenmez Aynen. ama. E, 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 çok teşekkür ederim. E, bizi yetiştiren öğretmenlerin de hakkı ödenmez. Biz birbirimizi geliştireceğiz, birbirimize faydalı olacağız. Bir şeyler öğreteceğiz ki e, ileriye gidelim. İleriye gidelim, Değil mi? vatanımız, milletimiz ilerlesin. Son bir soru evet. soracağım size. Özellikle bunu not almıştım. Evet. İngilizce Festivali adında bir etkinlik başlattınız. Evet. Birazcık da bu etkinlikten hızlıca bahsedersek. Bu bakarsanız bu benim harikulade bir hayalim. Evet. E, çünkü İngilizce denildiği zaman herkesin bir surata asılır. böyle bir e, tedirgin olur. Tedirgin da. olur. <laughs> Eksim var mı e, acaba falan? A, evet, İngilizce karşı çok böyle sempati duyan bir ülke değiliz. Çünkü <laughs> tamamen sol beyin nöplü öğretilmeye çalışıldığı için de öğrenemiyoruz. E, İngilizce öğrenmek çok keyiflidir. Dedim ki bu e, festival havasında olsun. Bir festival başlatalım. E, bu festivali herkese İngilizce'nin ne kadar kolay olduğunu e, ve e, bu cümleleri söylemenin ne kadar keyifli olduğunu e, yayalım dedik. Ve e, sosyal medya e, e, hesaplarımızdan herkese her gün iki tane, üç tane cümleler e, söylüyoruz. E, ve bu cümleleri bize söyleyip, video çekme, çekip gönderirseniz sizi yayınlayacağız diyoruz. Ve Aa, öyle evet, gördüm ben. E, herkes birbirine ya da diyoruz ki bugün... Herkes bir cümleyi Türkçe söylemeyecek, İngilizce söyleyecek, dilimiz alışsın diye böyle bir festival başlattık. İnşallah bu festivali... Daha da devam ettirmek Büyütürüm, istiyorum. Büyütürüz, devam E, Herkes yeni bir dil öğrensin. <laughs> hatta ikinci, üçüncü dili öğrensin. Çok istiyorum. İnşallah. Evet. Çok teşekkür ederim. Aslında, ben çok teşekkür e, ediyorum. Kıymetli vaktinizi ayırdınız bizi ama daha uzun çok olsun teşekkür. isterdik. Sohbet en yakın zamanda yine bekleriz sizi. Ben de beni çağırdığınız için, davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Siz veteranemizi izlerken biz de stüdyo konuğumuzu davet evet. edelim. Kalıcı makyaj kimlere uygulanır? Kalıcı makyajda pigmentin kalıcılığı nedir? Kalıcı makyaj uygulaması silinir mi? En çok talep edilen kalıcı makyaj uygulamalarını uzman estetisyen Serap Kartal anlatacak. Az sonra. Evet yine güzelliğe devam ediyoruz. Tam hanımların ilgi alanı uzman estetisyen Serap Kartal konuğumuz. Nasılsınız? İyiyim çok teşekkürler Büşra Hanım siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün kalıcı makyajdan bahsedeceğiz sizinle. Evet. Kalıcı makyaj nedir? Nasıl uygulanır? Kalıcı makyaj aslında bir mikropigmentasyon işlemidir. Mikro iğnelerle, steril ve tek kullanımlık iğnelerle derinin hemen en üst düzeyine uygulanan Doğal boyalarla uygulanan bir işlemdir. Kimlere uygulanır? Aslında şöyle, buna ihtiyacı olan yani yüzünde ve vücudunda buna ihtiyacı olan bütün kadın ve erkeklere uygulanabilir. Daha detaya girecek olursak da, hani yüzü solgun görünen, kaşları seyrek olan, kirpikleri seyrek olan kişilere uygulanabilir. Daha önemlisi, daha zaruri olanı aslında yüzünde kaş bölgesinde ya da dudak bölgesinde ee, yara izi olan kişilere uygulanabilir ve muhteşem bir yöntemdir bu konuda. Çok doğal bir şekilde kapanabilir bu yara izleri. Dudak ve kaş bölgesinde özellikle. Hı hı. Ee, bunun dışında saçları seyrek olan kişilerde mesela saç diplerine uygulanabilir. Ki bu işlemede saç simülasyonu deriz. Ee, uçuk e, hikayesinden dolayı e, kimi insanların dudak pigmentlerinde bir bozulma gerçekleşir. Evet. Ee, bu dudak pigmentasyonu olarak da uygulanabilen bir işlemdir. Hani rengi açılır, ee, Aynen siz öyle. diğer kısmıyla dudağın herhalde aynı eşit. Eşitleriz. Evet. Dudağın aynı renginde olabilir ya da kişinin talebine göre farklı bir tonda da yapılabilir. Hı -hı. Ee, dudağın netleşmesini sağlar, kaşların, bakışların, ifadelerin netleşmesini sağlayan işlemlerdir. Bunun dışında vücutta ani kilo alıp vermelerden dolayı çatlaklar oluşabiliyor. Sitroid dediğimiz çatlaklardır. Onların kapanmasında da kalıcı makyaj etkili bir yöntemdir. Öyle mi? Neler yapıyorsunuz mesela çatlak ve işte beyaz çizgiler. Bunlara ne gibi bir işlem uyguluyorsunuz? Ee, yine o kalıcı makyajla o mikro iğnelerle deri yüzeyinin hemen altına ona uygun pigmentler enjekte ediyoruz, aşılıyoruz. Ee, o şekilde hani derinin asıl derinin aynı işte o çatlaklarla aynı renge ulaşmasını sağlıyoruz. Ee, görselde tamamen birebir oluyor aynı pigmentle. Sağlığımıza oluyor her bir zararı yok, değil mi? Hiçbir zararı yok. Tamamen doğal ve minerallerden oluşan pigmentlerdir bunlar hiçbir şekilde bir alerjik reaksiyona neden olmaz hani ve doğal olduğu için de bu boyalar çok uzun süre vücutta kalabiliyor. Onu soracaktım mesela ne kadar süre kalır? Ya aslında şöyle bu kişinin cilt yapısına göre değişen bir durumdur. Cildi kuru olan kişilerde çok daha uzun dayanabilir. Yağlı ciltlerde maalesef biraz daha erken Siliniyor. vücuttan atılabiliyor. Hı hı. Ama ortalama bir buçuk iki yıl diyebiliriz. Bölge de çok önemli burada. Ee, örneğin dudakta 5 yıla kadar dayanabilirken kaş bölgesinde ortalama 1-1,5 bir, bir yıl dayanabiliyor kalıcı makyaj. Ne farkı var peki? Hani ee, Kıl kökleri olan bölgede biraz daha erken atabiliyor. Çünkü kıl köklerinin diplerinde de e, yağlar var e, ve o yağlardan dolayı o bölgeden biraz daha çabuk atabiliyor. Dudak bölgesinde böyle bir durum olmadığı için çok daha uzun süre dayanabiliyor. Peki Serap Hanım mesela bu işlemi yaptırdık. Sonrasında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Şöyle işlemden hemen sonraki kişinin bakımı aslında çok önemli bir faktör. Buna değindiğiniz için çok teşekkür ederim. Çünkü çok nadir de olsa hani renk değişti gibi bir konuyla karşılaşabiliyoruz. E, kişi işlemden hemen sonra e, en az 3 gün kesinlikle su değdirmemeli, e, ellememeli. Çünkü çok mikroda olsa biz orada kesikler oluşturuyoruz. Evet. E, çok mikroda olsa yaralar oluşturuyoruz yani ve e, dokunmaları durumunda, temas durumunda e, bir enfekte durum söz konusu olabilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. E, bunun dışında en az 2 hafta hamam, sauna, buharlı cilt bakımı gibi hani sıcak buharlı işlemlerden uzak durmaları gerekiyor. Yaz döneminde çok fazla tavsiye etmeyiz. Ya da yazın da yapılacaksa eğer güneşten kişinin mutlaka kendini en az iki hafta koruması gerekiyor. E, güneş, e, ultraviyole ışınlar, solaryum gibi şeyler de renk değişmeye neden olabiliyor. Bundan dolayı da tavsiye etmiyoruz. Korumaları gerekiyor. Ve e, hani uzmanın e, yönlendirdiği e, bakım kremlerini kesinlikle muntazam bir şekilde kullanmaları gerekiyor kişilerin. E, sanırım... Kabuk olmaması gerekiyor değil Aynen. mi kaşlarda? Çok doğru. Çabuk silinmesine mi neden oluyor? Aynen öyle. Hı -hı. E, i̇şlem sırasında az önce söylediğim gibi mikro kesikler oluşturduğumuz için iyileşme aşamasında dudakta ya da kaşlarda e, kabuklanmalar, pullanmalar oluyor kişinin bunu kesinlikle eliyle koparmaması, kendi kendine atmasını beklemesi gerekir. E, dudakta da kesik mi oluşturuyorsunuz? E, dudakta da minik tahribatlar oluşturuyoruz. Hı -hı. Hani sonuç itibariyle bu işlemlerin hepsi deri altı işlemleri ve mikro iğnelerle yaptığımız için minik tahribatlar oluşturuyoruz. E, dudakta da ciddi anlamda bir soyulma oluyor. O aşamada kesinlikle kişi dokunmamalı, kendi kendine atmalı evet. kabuklar. E, kimlere uygulanmaz? E, kemoterapi tedavisi sırasındaki kişilere uygulanmaz e, çünkü e, hani bildiğiniz gibi e, bu e, süreçte kişinin bağışıklık sistemi çok düşüktür. E, yine o minik e, çiziklere değineceğim, hani çok mikroda, olsa orada oluşturduğumuz o yaralardan dolayı bağışıklık etkilenebilir. E, bundan dolayı o kişilere uygulamayı tercih etmeyiz. E, hamilelere, e, emziren annelere de yapmamayı ben diyen yani biz tercih ediyoruz. Peki mesela dudak ile alakalı bir işlem yapıldı hı hı. ve karşınızdaki işte danışanınız beğenmedi. Hı hı. Ne yapıyorsunuz bu durumda? E, kesin çözüm. E, özellikle de dudakta çok daha kolaydır bu işlem silme işlemi uyguluyoruz. Bir de tamamen aynı mantıkla e, deri altına e, silme ile alakalı yine doğal minerallerden oluşan bir solüsyon gönderiyoruz ve en hızlı da dudakta bu arada sonuç alırız. E, hemen bir ya da iki seansta silinir. Ortalama 2 ila 4 seans e, silme işlemi uygulayarak kalıcı makyajdan e, hani arındırabiliriz vücudu. Peki e, pigment aşılamak dışında yapılabilecek işlem var mı? Aynen öyle. Kalıcı makyaj e, aslında muhteşem bir şey. Yani daha doğrusu o e, kullanılan cihaz muhteşem bir şey. E, kalıcı makyaj dışında aynı yöntemle e, dermopen uygulayabiliriz. Benim çok sevdiğim bir e, cilt bakımı Hı -hı. işlemidir o. Ee, yine e, işte deri altına e, işte e, hani cilde uygun olan serumları enjekte etmemizi sağlar. Her cilt bakımı tabii ki çok iyi, çok başarılıdır. Başarılıdır ama en hızlı sonucu dermopende alırız. alırız. E, şu şekilde e, hem e, o bölgeyi tahrip ederek yani ufak e, tahripler oluşturarak vücudun e, savunma mekanizmasının o bölgede devreye girmesini sağlarız. Cilt kendini yenilerken alttan bebek gibi ve hani Pigment bozukluğu olmayan e, yepyeni bir cilt ortaya çıkar. E, bunu yaparken e, yara izleri, e, geçmişteki o hani skar izleri, komedon izleri bunlardan da arındırmış oluruz cildi. E, bunun dışında ne işe yarar? E, saçta, e, erkekler için sakalda ya da e, hani seyrek e, kaşlarda vitamin enjekte etmede de işe yarayan bir işlemdir. Çok yönlü ve çok faydalı bir işlem. Peki hangi cilt bozukluklarında bir uygulama gerçekleştiriyorsunuz? Dermapen de özellikle leke tedavisinde çok başarılı bir yöntemdir. Zaman içerisinde dış etkenlerden cildimiz etkilenir, pigment bozuklukları oluşur. Bunun dengelenmesinde dermapen çok başarılı bir yöntemdir. Ee, onun dışında e, az önce söylediğim gibi yara e, izlerinde geçmişten kalan o sıkar izlerinde ya da e, büyük gözenekli insanlarda gözeneklerin daraltılması için kullanılabilecek çok etkili bir yöntemdir, damı E, Yaş sınırımız var mı bununla alakalı? E, 18 yaşının altında e, tavsiye etmiyoruz. Ama e, çok sıkıntılı bir e, işlem varsa, Hı -hı. E, çok sıkıntılı bir e, problemi varsa hani beli seçtiğinde. E, uygulanabilir. Yardımcı bir. olabiliyorsunuz. Hı, aynen. E, şöyle bir not almışım. Diğer uzmanlık alanlarınızı merak etmişiz. <laughs> e, şimdi diğer uzmanlık alanlarım protez tırnak aynı zamanda yapıyorum. Ben aslında çok seviyorum bu mesleği ve kendini geliştirmeye devam etmeyi seven bir yapıya sahibim. Ama ee, bu işlemler dışında bölgesel incelme, lazer epilasyon, e, cilt bakımı, e, protest tırnak e, bu işlemlerle de ilgileniyorum. Evet. Ee, bir sonraki aşamaya geçmek için de e, hani eğitimlere devam ediyoruz. E, öğretmeyi, bilgiyi aktarmayı da seviyorum. Peki öneriyor musunuz da, buradan gençlere? Kesinlikle öneriyorum. Zaten sizin de belki ilginizi çekmiştir bir evet. şu an. Şu dönemde e, e, dikkat çeken bir meslek kesinlikle, haline geldi. Kesinlikle. Son zamanlarda çok fazla dikkatimizi çekti. Aynen öyle. Hani önceden evet güzellik merkezleri işte güzellik e, güzellik hizmeti veren, Hı -hı. bakım hizmeti veren çok yer vardı ama şimdi artık Olmazsa olmaz durumuna geldi, geldi. durum. Aynen Ve öyle. Ve online eğitimler oluyor. Evet. E, bunları öneriyor musunuz peki? E, öneriyorum ama e, hani şu an e, şartlarımızdan kaynaklı öneriyorum. Mutlaka birebir eğitimde olmak, e, uygulama yapmak, e, modellere uygulama yaparak bu eğitimi almak çok daha sağlıklı. Ama şu aşamada çünkü teori anlamında da bilmemiz gereken çok fazla şey var. Kıl kökleriyle ilgili, deriyle ilgili, deri yapısıyla ilgili. Ee, hani Bu teorik eğitime de tabii ki online olarak devam etmek çok doğru. Herkes yapabilir mi bu işlem peki? Eğitimini aldı ya da işte sizin gibi hı hı. çok e, bu konuda uzman kişilerden eğitim aldılar. Önce sizin gözetiminizde mi yapmaları Kesinlikle gerekiyor? Kesinlikle öyle. Zaten bir asistanlık süreci vardır. Hı hı. E, herkes yapabilir mi noktasında da e, tabii ki eğitim çok önemli. Fakat e, kişinin ilgisinin, yeteneğinin olmasının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ilgi alanıyla da i̇lgi, alakalı ilgi biraz olmalı. da gözle alakalı değil mi aynı Kesinlikle. zamanda evet eğitimini alıyorsunuz ama hani Cimetri. bir de e, aynen göz de var Hı -hı. yani bu kişinin işte simasına e, yüz Hı -hı. hatlarına bu gider diye Hı -hı. düşünüyorsunuz değil mi evet, aynen karşınızdaki öyle. kişinin istediği şekilde mi yapıyorsunuz yoksa sana bu gider evet. seni bu şekilde yönlendireyim ben e, gibi bir e, ...yön mü veriyorsunuz? Kesinlikle yönlendiriyoruz. E, sağlıklı olan doğru olan da budur. Özellikle kaş konusunda... E, ...hani birçok kişi... ...bir modelle gelir. Evet. E, eğer onun altın oranına... ...uygun değilse... E, ...ben e, yani biz kesinlikle... ...yapmayı tercih etmiyoruz. E, Serap Hanım bir ara e, kadınlar... ...hep e, kaşlar aynı... E, dudaklar aynı, burunlar aynı, hep aynı böyle hani sanki bir makineye girmişler işte evet. <laughs> sıra sende falan gibi bu şekildeydi. Ama son bu e, birkaç zamandır görüyorum belki bir iki senedir e, daha böyle e, özgür, evet. kendine özgün. Ee, ...hani herkesin kendine ait bir vizyonu vardır ya... Hı hı. E, ...bu şekilde fark ediyorum. Bu birazcık galiba sizin gibi uzmanların da yönlendirmesiyle oluyor çok değil mi? Çok doğru, çok doğru. İnsanlar artık bu konuda daha farklı düşünüyorlar. Dediğiniz gibi bir dönem bütün kadınlar kalıptı. Aynıydı. Herkes aynıydı. Ee, hani genel anlamda insanlar artık altın oran denen o şeyin farkına vardılar. Onun dışına çıkılmaması gerektiğini olumsuz örneklerle gördüler aslında... Ve hmm. e, hani ben de ve mutlaka birçok uzman da şu anda tamamen kişinin e, hani yüzüne altın oranına e, uygun olanı öneriyordur ve kesinlikle yapmayı tercih etmiyordur öyle tahmin ediyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum ayaklarınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Siz az sonraımızı izlerken biz de stüdyoya konuğumuzu davet edelim. ve ayak bakımı hangi sıklıkta yapılmalıdır? Protez tırnak, jel tırnak ve kalıcı oje arasındaki fark nedir? İpek kirpik kirpiğe zarar verir mi? Bakım ve güzelliğe dair tüm sırları tırnak ve makyaj uzmanı Sibel Keçeli canlı yayında anlatacak. Az sonra. Çok güzel bir hanımefendi var. Tırnak ve makyaj uzmanı Sibel Keçeli konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür nasılsınız? Ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz Bizdeyiz. Bizim de evde aslında çok ilgi, Ortanca kızımın çok ilgi alanı şu tırnak, evet. jel tırnaklar, o takma tırnaklar bir de böyle kendi kendine makine almış bir şeyler yapıyor falan uzasın işte uzun görünsün falan diye. Bununla alakalı... Ee, ayak bakımı nedir? El bakımı nedir? Sizden öğrenelim. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum: El ayak bakımı e, kadın erkek ayırmaksızın kişinin olmazsa olmazı olmalıdır. Evet. Yani bunu sadece görsel olarak düşünmemek lazım. Bir kere sağlık açısından, evet görsellik açısından kendimiz için olmazsa olmaz bir bakımdır. Evet. Ee, peki ne sıklıkta yapılmalı? Bizim önerdiğimiz 3 haftada bir. Ama tabii ki o tırnakta bir sağlık problemi varsa, e, tedaviye yönelik bir bakım yapılıyorsa, bu o oradaki probleme göre şekillenir. Evet. Son zamanlarda çok duyduğumuz ve e, kadınların gerçekten ilgisini çeken protest tırnak. Evet. Protest tırnak nedir? Nasıl yapılır? Nasıl uygulanır? E, şimdi bu konu çok çok önemli. Evet. Bir kere protest tırnak. Herhangi bir bakım gibi düşünmeyin hı hı. bambaşka bir şey ee, yani tipsle yapılıyor evet jelle yapılıyor üzerine kalıcı oje sürülüyor ama bir kere evde den denenmemesi gereken evet. bir şey. <laughs> Çünkü orada medikal manikür dediğimiz bir manikür yapılıyor ee, ve bu e, iyi yapılmadığında o protezde tırnağa zarar verir kullanılan ürünlerde tırnağa zarar verir buna çok dikkat etmek lazım. Evet. E, çıkarırken peki çıkarmak istediğimiz zaman nasıl çıkarılıyor? Yine evet çok çok önemli bir konu. Lütfen sizler evde çıkarmaya çalışmayın. Yani bizler bunun için varız. Bizim evet. gibi merkezler bunun için var. Dediğim gibi medikal bir manikür yöntemi var ve medikal bir malzemeyle çıkarılıyor. E, protez tırnakla jel tırnak arasında ne fark var peki? Yine bu da çok fazla sorulan bir soru. Aslında çok büyük farklar yok. Evet. Bu tamamen tırnak yapısıyla alakalı. Yani orada bir tırnak eti yeme, tırnak yeme problemi varsa biz daha çok tips öneriyoruz. Ee, ama orada bir problem yoksa, e, kişinin tırnağı sağlıklıysa ve birazcık uzun istiyorsa o zaman jel yöntemi öneriyoruz. Mesela bunun bir yaş sınırı var mıdır? E, şu yaştan başlıyor dediğimiz. Şimdi şöyle tırnak yeme problemi... Evet onu soracaktım. Çocuklarda mesela çok fazla var ya da işte... Tam o ergenlik zamanında işte böyle tırnaklarını yiyorlar falan. Bu durumda peki ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle burada kişiyi iyi anlamak lazım. Çünkü tırnak yeme genelde psikolojik bir problemdir. Ee, incitmeden, karşı tarafı üzmeden çünkü daha çok yaşı küçük danışanlarımız bize bu konuda başvuruyor. Ee, ve burada hemen bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Kaliteli malzeme burada çok önemli. Evet. Çünkü yaşı küçük danışanlarımız da tırnak yeme problemiyle ilgili bize çok başvuruyor. E, orada kalitesiz bir malzeme kullanılırsa tırnak daha çok zarar görebilir. E, o yüzden kaliteli malzeme yaşı küçük danışanlara biraz daha şeffaf renkler, çok renkli olmamakla beraber, çok uzun olmamakla beraber protest tırnak tedavi edici de bir yöntemdir. Evet Sibel Hanım ben bunu geçiştiriyordum. Şimdi kızım izliyorsa <laughs> eğer buradan gittikten sonra hemen randevu almamız gerekecek. Tabii ki ne demek her zaman. <laughs> evet makyaj, kalıcı makyaj uygulamasından da birazcık bahsedelim istiyorum. Kalıcı makyaj uygulaması nedir? Hangi bölgelere yapılır? Hangi durumlarda yapılır? Şimdi kalıcı makyajda en en önemli nokta altın oran. Evet. E, kişinin yüzünün altın oranı alınmadan... Hiçbir kalıcı makyaj uygulaması yapılmamalıdır. Evet. Lütfen kişiler buna dikkat etsin. E, altın oran alındıktan sonra kişinin saç rengi, ten rengi, damar rengi baz alınarak yapılır. Tabii ki kişinin tarzı da çok önemli. Yani kişi çok yoğun makyaj yapmayı mı seviyor yoksa da daha e, sade biri mi? Tamamen kişiyi anlayıp altın oranı alındıktan sonra yapılması gereken bir uygulama. Evet silme işlemi de yapılabiliyormuş bildiğim kadarıyla değil mi? Artık? Evet e, silme işlemi de şöyle bir kere şuna da değinmek istiyorum. E, eğer orada bir kalıcı makyaj varsa ve bu yanlış yapıldıysa kesinlikle öncelikle silme işlemi yapılmalıdır. Silme işlemi de e, bana çok sorulan bir soru olan ne kadar sıklıkla e, işte nasıl yapılmalıdır? Bu da tamamen ilk seanstan sonra belli oluyor. Çünkü orada kullanılan boyayı biz bilmiyoruz. Evet. Kişi de bilmiyor. Derinliğini anlamak çok mümkün değil. E zaten orada doğru bir çalışma olsa silmeyiz. O yüzden bunu da ilk seanstan sonra anlamak mümkün. Evet. Sibel Hanım şimdi benim bir de çok merak ettiğim bir şey var. Ee, ben de kullanıyorum ipek kiprik. İpek kirpik peki bizim kaşlarımız e, kipriklerimizi döküyor mu? Yani kirpiğe zarar veriyor mu? Bakın yine burada bir genelleme yapacağım. Evet. Protest tırnakta daha kalıcı makyajda da, ipek kirpikte de yani aslında bizim sektörümüzde kaliteli malzeme ve doğru uzman çok önemli. Kaliteli malzeme kullanılırsa, uzman kişi de gerçekten işinin ehli bir uzmansa hata çok olmaz. Ama tabii ki bizim dediğimiz şeyleri de evde devamında yapmak şartıyla. Yani, yani biz... ben şu an korkuyorum mesela. Yani işte bırakayım diyorum bir süre dinlensin kirpiğim. Diye düşünüyorum ama e, Acaba kalmış mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Şu an güzel görünüyor Hı -hı. E, Tabii ki mesela biz bir tarak veriyoruz Hı -hı. Onunla o kirpiği sürekli Taramak evet, lazım tarıyorum. gibi. Hı -hı. Yani evde bakın Siz oraya makyaj yapıp ...silmezseniz, tam temizlemezseniz orada o kirpik ne kadar sağlıklı kalabilir. Evet. Ve biz diyoruz ki mesela 3 haftada bir bakımı yapılmalı. Tabii yapılıyor. Siz bunu ayda bir, bir buçuk ayda bir gelirseniz evet. bu da hata. Sıfırdan başlamak gibi bir şey oluyor zaten bir Kesinlikle. ay beklediğimiz zaman. Ama hani biz de or yani bu bunlar öylesine söylenen cümleler Hı -hı. değil. Neden üç haftada bir? Yani biraz uzman kişileri dinlemek lazım. Evet. Ee, yani kirpiye çok fazla zarar vermiyor. Çok kaliteli fazla, işlem uygulandığı zaman. Evet, yani Kaliteli zaman. malzeme çok önemli burada. Ee, evet bir sorun var bununla alakalı da özellikle yanına önemli demişim. Son olarak duyduğumuza göre siz ön plana e, sizi ön plana çıkaran bir slogan slogan varmış. <laughs> slogan nedir? Ee, biz bir işlemi ya en iyi şekilde yaparız ya da hiç yapmayız. Ya var ya yok. Evet bizde arası yoktur. Ya en iyisi çıkar bizim merkezimizden. Grileri sevmiyoruz ya siyah Hayır. ya beyaz. kesinlikle. <laughs> evet peki bu kirpikten bahsetmişken kirpik e, yaşı var mıdır? Yani bazı mesela işte az önce de bahsettim ergen e, çocuklarımızın, kızlarımızın e, dökülebiliyor. Sıkıntı yapabiliyorlar kendilerine. Bu şekilde onlara da yapılabilir mi? E, 18 yaşından sonra öneriyoruz. Çünkü... ...18 yaşına kadar aslında e, gelişim devam ediyor. Daha yüz oturmuyor değil mi? Evet, ki? gelişim devam ettiği için aslında şahsıma kalsa ben 20 yaştan sonra öneririm. Yani o doğallık biraz kalmalı, e, o ergenlik bir tam oturmalı, yüz, yüz hattı tam oturmadan. Ben aslında tırnağı da çok önermiyorum, kirpiği de çok önermiyorum, kalıcı makyajı da çok önermiyorum. Çünkü o yüz hattı bazalınıyor. Bu işlemler evet. yapıldığında tırnak tam hani artık olmuş tırnak yatağı net bunu demek lazım. Evet. Peki yeni yılla birlikte yeni trend nedir makyajda işte kalıcı makyajda renklerde tonlarda ya da herhangi bir şekil var mı yeni? Ama bunu reklam dönüşünde sorayım olur <laughs> tamam. mu? Onun, reklam dönüşünde cevaplayalım. Tamam. Kısa bir reklam arası. Kaldığımız yerden evet. devam edelim. Yeni yıl trendini sormuştuk kısaca böyle hızlıca. Aslında son zamanlarda hep nude tonlar, daha yok gibi makyajlar ön plandaydı. Ama maalesef e, ülkemizin savaştığı bir korona var. Evet. E, maske taktığımız için daha yoğun kirpikler, daha yoğun göz makyajları tercih ediliyor. Son zamanlarda e, bu maskeden dolayı zaten evet. dudağa çok fazla uygulama e, şu, yapılmıyordur herhalde. Yok. O, o yüzden Gözleri, göz kirpikleri. makyajı. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür bize ederim. ayırdığınız zaman için inşallah daha uzun uzun görüşmek nasip olur Umarım. diyelim. Umarım. Teşekkür i̇nşallah. ederim. İnşallah. Ee, bu haftada iyi ki varsınız sonuna geldik ama ben kapanışı yapmadan önce buradan yönetmenimiz koordinemizi sağlayan sevgili Merve her şeyimiz diyelim doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsınız haftaya yine sizi burada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.